9. Çameli XT Open 2023 yamaç paraşütü ön dünya kupası yarışları Denizli'nin Çameli ilçesinde bulunan Yaylacık Dağı pistinde yapıldı. Büyük heyecana sahne olan yarışlara 18 ülkeden 101 paraşütçü katıldı. Hani bir şeyler bahsettin bize. Neye göre değerlendirdin? Ben mesela hafta ilişkiler yapacağım. 2 sene. Yarışlara katılan sporcular dereceye girmek için kıyasıya yarışırken yarışlar sırasında renkli görüntüler oluştu. Çameli XT Open 2023 yamaç paraşütü ön dünya kupası yarışlarına ev sahipliği yapan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Aslan yarışları takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. 9.sunu düzenlediğimiz Çameli XT Open 2023 şampiyonasına bugün startını vermiş olduk. 18 ülkeden 101 yabancımız var. Yabancı ağırlıklı 27-28 Türk'ümüz var. Gerisi hep yabancı. Avustralya'dan Amerika'ya kadar, Çin'den Kanada'ya kadar şu anda yarışmacılarımız var. Tabii özellikle dünyanın her yerinden buraya yarışmacı gelmesinin sebebi biz 9.sunu yaptığımız bu organizasyonda kaymakamlığımız, belediyemiz, paydaşlarımız, işte federasyonumuz, Gençlik Spor Bakanlığımız hep beraber güzel organizasyonları artık yapabiliyoruz. Bunu bütün dünyada benimsenmiş bir durumda. Çameli artık bu konuda bir marka. Yaylacık yamaç paraşütü pisti eski haliyle de dahi dünyadaki en güzel pistlerden bir tanesi. Çok yakın bir zamanda Karadağ'daki özellikle yamaç paraşütü okullarının, acemilerin uçmuş olduğu bölgedeki tesisimizi de tamamlayıp projemizin toplu açılışını yapmış olacağız. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de burada gerek uçuş okullarının gerek yarışmacıların en güzel uçabildikleri, en güzel termikleri bulabildikleri, coğrafi yapısının da uçuşa çok elverişli olduğu ki Brezilya başta olmak üzere düz coğrafyada uçuyorsun ama burada girintili çıkıntılı coğrafyadan uçuyorsun. O yüzden yamaç paraşütçüleri buraya çok değer veriyorlar.